Esas faaliyet karı 218 milyar lira Evet. oldu ve 267'ymiş bir önceki. 267 idi. %18 gibi bir düşüşe sebep oldu. Arada tabii parasal pozisyondan mesela Koç Holding enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenmiş. Yani 46,5 milyar lira gibi bir parasal zarar yazmış. Geçen yılda 25 milyarmış bu zarar. O yönden biraz daha negatif ayrışmış ama Koç'un FK rasyosu şu anda 6,15 ve piyasa değeri defter değeri rasyosu da 1,10. Yani neredeyse öz sermayesiyle aynı piyasa değerine sahip. İşin asıl yanı şu, toplam işletme faaliyetinden elde edilen nakit akışı neredeyse şu anki piyasa değerine çok yakın. Yani 339 milyar TL'lik bir faaliyet nakit akışı var. Şirketin piyasa değeri 444 milyar TL gibi bir şey. Yani bu tabii çok yüksek. Aynı şekilde bak serbest nakit akışı bahsediyorum. Yani yatırım için para harcadıktan sonraki nakit akışı son 2 yılın toplamı 200 40 milyon, 230 milyar TL. Neredeyse şu anki piyasa değerinin yine yarısı kadar, hatta yarısından da fazlası bir noktada. Yani burada da yine bu yıl da çok büyük ihtimalle nakit akışları olur ki bunun içinde daha TAT'ı bunlar sattılar. Biliyorsun TAT'tan da gelen bir keş var. O keş yok bunun içinde. 31-12 bu çünkü. TAT'ta daha sonra oldu. Yani muhtemelen bu da sadece serbest nakit akışına göre baksan yine 4 yılda falan kendine amorti edebilecek bir noktada. Yani o yüzden bence çok çok yani ucuz. Benim mesela Koç Holding'im olsa hiç yani düşüyor diye çok üzülmem yani açıkçası. Peki. Hatta param olsa daha da düşse de alsam diye de şey yaparım, aranırım yani. Arkadaşlar Doğaş'ı iyi dedi, hani bir daha ekstra bakmaya gerek var bilmiyorum ama Tuncay abi Hemen bir hızlıca. hızlıca, çok hızlı, hemen hızlı bir şey bakış yapalım. Çünkü reel olarak gayet güçlü yükselişler var. Yani ciro %68 arttı. Bak bu şey tamamen enflasyona göre reel anlamda artış bu. Esas faaliyet karı 12,6 milyardan 23,4'e yükseldi %85. Net kar burada %25 artışa kadar düşmüş ama yine tabii %25 artmış. Niye? Çünkü bu sene çok hani güçlü bir vergi ödemesi var. Yani vergiden ötürü net kar düştü. Dikkat edersen ve vergi öncesinde yine %46 gibi bir artış var. Net kar %25 gibi bir artışa düşmüş vaziyette. Borcu sormuş izleyicimiz. Borç durumu nasıl? Borcu artmış evet. Biraz hani geçen sene 1,7 milyar lira net nakde sahipken şu anda 1 milyar 878 milyon liralık bir net borç var. Peki bu borç bir tehdit midir? Yani bu borç şirket için bir tehdit midir? Hemen buraya bakıyoruz. Net borç bölü fa rasyosu 0,08. Yani 0,1 bile değil. Yani Az 0,08 önce 5 hiçbir miydi? Ne, şeyi yok. hangisindeydi o? 5 olan.